Merhaba arkadaşlar. Yine bir video ile birlikteyiz. Proteinlere geçiş yaptık. Canlıların temel bileşenlerinde ilerliyoruz. Hangi konularımız kaldı proteinler hariç? Vitaminler, enzimler, nükleik asitler ve ATP kaldı arkadaşlar. Daha yeni yarısını bitirdik. Yarısı duruyor. Şimdi proteinleri hallettikten sonra aslında işimiz biraz daha kolaylaşıyor. Çünkü vitaminler o kadar zor değil. Vitaminleri de tek bir video veya iki videoda anlattıktan sonra yine enzimlere giriş yapacağız. Birazcık enzimler uzun sürer. Nükleik asitler yine aynı şekilde. Çünkü nükleik asitlere bağlı olarak DNA replikasyonunu ve protein sentezini de anlatacağım. Sonrasında ise hücreye geçiş yapacağız arkadaşlar. Şimdi proteinler. Nedir protein? Arkadaşlar protein canlıların yapısında en çok bulunan bileşiktir. Yani proteinleri bitirdikten sonra ben size bir karşılaştırma yapacağım. Karbonhidrat, yağ ve proteinleri karşılaştıracağım bazı özelliklerine göre. Bunlardan bir tanesi de yapıya katılma oranı. Proteinler vücudumuzda en çok bulunan yapılardır arkadaşlar. Yapıya en çok katılan moleküllerdir proteinler. Peki enerji verici midir? Evet, enerji verici olarak kullanılır ama kaçıncı sırada? En son sırada yani üçüncü sırada kullanılıyor. İlk önce karbonhidratlar, sonra yağlar, sonra da proteinler kullanılıyor arkadaşlar. Bir karşılaştırma özelliğimiz daha var. Bu da enerji verme sırası. Hangisi en çok enerji veriyordu? Yağlar. Neden? Yapısında hidrojen fazla olduğu için. Daha sonra hangisi en çok enerji veriyor? Proteinler. En az enerji veren ise karbonhidratlar. Ama karbonhidratlar kolay parçalandıkları için ve parçalanmaları için oksijene az ihtiyaç duyulduğu için ne oluyor arkadaşlar? Karbonhidratlar en ilk sırada kullanılıyor. Gelelim başka özelliklerine. Arkadaşlar taşıma görevi var, işte koruma görevi var. Bunun gibi birçok görevi var. Zaten hepsini teker teker yazacağım. Yapı taşlarına baktığımız zaman proteinlerin yapı taşı nedir? Amino asittir arkadaşlar. Amino asitlerin de yapısını teker teker göreceğiz. Ama ilk önce bir proteinlerin genel özellikleri diyelim ve bu özellikleri bir yazalım. Şöyle sayfayı değiştirelim. Yine başlık yazıyorum genel özellikler diye. Bu özellikler yanında hem görevlerinden bahsedeceğim hem de direkt özelliklerini vereceğim arkadaşlar. Yapısında ne var peki proteinlerin yapısında? Karbon, hidrojen, oksijen zaten kesin var. Arkadaşlar yapısında azot ve fosfor da bulunabilir. Azot kesinlikle bulunur ama bazılarında fosfor da bulunabiliyor. O zaman yazalım. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot bulunur. Fosfor da bulunabilir. Fosfor da bulunabilir. Bir diğer özelliği, genel özelliklerinden bir diğer arkadaşlar, canlının yapısında en çok bulunan moleküldür. Canlının yapısında en çok bulunan moleküldür. Üçüncü sırada enerji verici olarak kullanılır arkadaşlar. Ya da şöyle diyelim, enerji vermede üçüncü sırada kullanılır. Üçüncü sırada kullanılır. En temel özellikleri bunlar. Şimdi gelelim biraz daha detaylara inelim. Arkadaşlar hem yapıya katılır hem de düzenleyici özelliği vardır. O zaman yazalım. Zaten yapıya katıldığını yazdık. Yapısında en çok bulunur ama yine yazalım. Yapıya katılır hem de düzenleyicidir. Hem de düzenleyicidir. Bir diğer görevi veya özelliği arkadaşlar, bazı maddelerin, yani bazı madde derken monomerlerin tabii ki hücre dışında, hücre zarının dışarısından hücrenin içerisine taşınmasını sağlıyor. Burada taşıyıcı proteinler dediğimiz veya kanal proteinleri dediğimiz proteinler görevlidir arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Bazı maddelerin hücre zarından taşınmasını sağlar. Taşınmasını sağlar. Tabii bunu hangi taşımalar için yapıyor? Hem aktif taşıma için yapıyor hem de kolaylaştırmış difüzyon için. Hücre zarına geldiğimiz zaman bunların detaylarını göreceğiz. Aktif taşıma ve kolaylaştırılmış difüzyon. Kolaylaştırılmış difüzyon. Bunlar da arkadaşlar taşıyıcı proteinler kullanılıyor. Peki diğer özelliğine gelelim.
Arkadaşlar, al yuvarlarda bulunan hemoglobinin kaslarda bulunan da miyoglobinin yapısını oluşturur arkadaşlar. Veya işte hemoglobinin yanında hemoeritrin dediğimiz bir madde daha var. Bu da böceklerde bulunan bir maddedir. Hemoglobinin ve hemoeritrinin yapısını oluşturuyor. Peki bunlar ne işe yarıyor? Bunlar dolaşım sıvısında oksijen ve karbondioksitin taşınmasını sağlıyor arkadaşlar. O zaman yazalım. Solunum gazlarını taşıyan hemoglobin ve hemoeritrin dedik, değil mi? Hemoeritrin gibi yapılar oluşturur. Yapıları oluşturur. Kaslarda da neyin yapısına katılıyordu arkadaşlar? Kaslarda oksijen depolayan hangi kaslarda tabii? Hangi kaslarda var? Miyoglobin düz kaslarda yoktur. Kalp kasında ve çizgili kaslarda vardır. Kaslarda oksijen depolayan miyoglobinin yapısına katılır ya da yapısını oluşturur. Direkt protein yapıdır arkadaşlar, zaten bunlar. Peki gelelim pH'i düzenliyor arkadaşlar. Kanın pH'ini, hücrenin pH'ini, daha sonra vücut sıvılarımızın pH'ini düzenliyor. O zaman bir diğer görev olarak yazalım. Kanın vücut sıvılarının sitoplazmanın pH'ini düzenler. Daha sonra kan hücrelerinde arkadaşlar al yuvar zarlarında bulunarak neyi oluşturuyor? Kan gruplarını belirliyor. O zaman yazalım. Al yuvar zarında bulunarak kan gruplarını belirler arkadaşlar. İşte bu vücudumuza eğer bir mikrop girmişse bu mikrobu tanıyarak antikor oluşturulur. İşte bu antikor arkadaşlar protein yapıdır. O zaman şöyle yazalım. Mikropların öldürülmesini sağlayan antikorlar protein yapıdır. Evet, bu şekilde. Gelelim devamına bakalım. Arkadaşlar, enzimlerin apoenzim kısmını oluşturur. Apoenzim kısmını oluşturur. Peki apoenzim kısmını oluşturuyorsa her enzim birbirinden farklı mıdır? Farklıdır. Neden farklıdır peki? Çünkü proteinler DNA'daki şifreye göre sentezlenir arkadaşlar. DNA'daki şifreye göre nerede sentezleniyor? Ribozom. Ribozomlarda sentezlenir. Evet, bir diğer özelliği de bu dedik. Arkadaşlar gelelim başka bir özelliğine. Gereksinim duyulduğunda diğer moleküllere dönüştürülebiliyor. Hani biz deaminasyon olayından bahsetmiştik ya, hatırlayın da ilk derslerde falan. Ya ilk ders dediğim bu canlıların temel bileşenlerinin ilk dersinde deaminasyon olayından bahsetmiştik. Neydi deaminasyon? Amino asitten amino grubunu ayırarak amonyak molekülünü çıkararak ne yapıyorduk? İşte glikoza veya yağ dönüştürüyorduk, değil mi? Yağ asidi, gliserol gibi moleküllere dönüştürüyorduk. Biz buna ne diyoruz? Deaminasyon olayı diyoruz. O zaman şöyle yazalım. Gerektiğinde farklı moleküllere dönüşebilir. Ne gibi? Deaminasyon gibi. Deaminasyon. Deaminasyon ne olduğunu da söyledim zaten. Bir diğer özelliğine gelelim. Arkadaşlar kesinlikle proteinler depo edilmez. Proteinler depo edilmez. Peki bunun en temel kanıtı nedir? Şimdi sürekli spor yapan birini düşünün. Sürekli kas yapıyor, kol kası yapıyor, karın kası yapıyor işte, ama bir süre bıraktı. Bıraktıktan sonra arkadaşlar uzun bir süre görüşmediniz. Bir karşılaşmışsınız ki hani spor bıraktı ya, her tarafı yağ bağlamış.
Yani böyle sarkıyor, göbeği sarkıyor, kolları sarkıyor yağlardan dolayı. Neden? Çünkü eğer ki biz sürekli kaslarımızı çalıştırırsak oradaki proteinler aktif olarak hani kas oluşumu olay gerçekleşir. Proteinler sürekli aktif olduğu için parçalanmaz. Ama sporu bıraktığımız zamanlarda artık proteinler aktif olmadığı için, kaslar çalışmadığı için veya çok az çalıştığı için bu sefer bu proteinler sonuçta depo edilmiyor vücutta. Neye dönüşüyor? Yağ dönüşüyor arkadaşlar. Çünkü yağlar daha az yer kaplarlar. Bu yüzden de bizim işte glikojen depoları bittiği zaman karbonhidratların fazlası yağ dönüşüyor. Proteinler yine aynı şekilde direkt yağ dönüştürülerek depo ediliyor. Bu yüzden de eğer spora başladıysanız kesinlikle bırakmayın. Ya hiç başlamayın arkadaşlar ya da bırakmayın. Bıraktığınız anda proteinleriniz yağa dönüşür. Arkadaşlar uzun süreli açlıklarda dediğim gibi en son sırada kullanılıyor zaten. Enerji vermede 3. sırada kullanılır. İşte bazı hormonların yapısına katılıyor. Bunu da yazalım. Bazı hormonların yapısına katılır. Yapısına katılır. Bir diğer özelliği kas kasılmasında görevlidir arkadaşlar. Aktin miyozin kas kasılmasında görevlidir. Hangi proteinler? Aktin ve miyozin. Aktin, miyozin. Arkadaşlar canlılarda çeşitliliğe sebep olur. Neden çeşitliliğe sebep oluyor? DNA'daki şifreye göre sentezlendiği için. Bu yüzden canlılarda çeşitliliğe sebep olur. Tabii ki DNA ile birlikte. Canlılarda çeşitliliğe sebep olur. Peki bu özelliği yüzünden bir yerde kullanılacak. Nerede kullanılır? Canlıların sınıflandırılmasında kullanılır. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılır. Evet, bir diğer özelliğimiz arkadaşlar, belirli bir değerin üzerinde bir sıcaklık varsa, belirli bir değerin üzerinde veya altında basınç varsa, pH değeri proteinin sevmediği bir aralıktaysa arkadaşlar ne oluyor? Yapısı bozuluyor. O zaman şöyle diyelim, sıcaklık, basınç, pH değişimlerinden etkilenir ve yapısı bozulur. Üç boyutlu yapısı bozulur. Üç boyutlu yapısı bozulur. Arkadaşlar, eğer ki bu yapı geri döndürülemiyorsa, bakın, geri döndürülemiyorsa denatürasyon geri döndürülüyorsa yani tekrardan çalışabilir hale geliyorsa o protein ona da renatürasyon diyoruz. Geri döndürülüyorsa renatürasyon denir. Renatürasyon denir arkadaşlar. Yani bir proteinin geri döndürülemeyecek şekilde yapısının bozulmasına denatürasyon. Yapısı bozuldu ama geri döndürülebiliyor. Buna da ne diyoruz? Renatürasyon diyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde genel özellikleriyle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi gelelim arkadaşlar proteinlerin çeşitlerine ve amino asitin yapısına. İlk önce isterseniz amino asitin yapısından bahsedeyim. Daha sonra ise proteinlerin çeşitlerinden bahsedelim. Evet, şöyle sayfayı bir değiştirelim. Amino asitin yapısı diyelim. Peki nedir amino asit? Proteini yapı taşıdır arkadaşlar. Şöyle yazalım kocaman amino asitin yapısı. Amino asitin yapısı. Arkadaşlar, proteinlerin yapı taşlarına biz amino asit diyoruz. Peki amino asitin yapısında neler var? Az önce bahsettik. Karbon, hidrojen, oksijen ve azot var. Bazılarında fosfor da bulunuyor. Şimdi ilk önce yapı taşı olduğunu yazalım. Proteinlerin yapı taşıdır. Yapısını çizeyim. Arkadaşlar, ortada bir karbon atomu. Şimdi bu karbon atomu kararlı hale gelebilmek için 4 tane bağ yapıyor. Bu kararlı bağ haline gelebilmesi için bir tarafa karboksil grubu, bir tarafa hidrojen, bir tarafa da arkadaşlar amino bağlanır. Amino grubu. Altta bulunan kısım ise R grubudur. R grubuna radikal grup veya değişken grup diyoruz. Değişken. Amino asitin çeşidini belirleyen kısım burasıdır. Hani hatırlayın aynı durum
Yağ asitlerinde de vardı. Bu değişken grup neyi belirliyordu? Yağ asitlerinin çeşidini. Şimdi buradaki karboksil grubu asit özelliği kazandırıyor. Amino grubu ise arkadaşlar baz özelliği kazandırıyor. Buradaki değişkene göre amino asitler asit olabilir, baz olabilir. Hani diyor ya proteinlerin parçalanması sonucunda ortamın pH'i artar mı, azalır mı? Bazı durumlarda artar, bazı durumlarda azalır. Eğer ki bu amino asit özelliği gösteriyorsa, yani asitlik özelliği daha baskınsa pH düşer. Bazik özelliği daha baskınsa arkadaşlar bu zaman da pH artar. O yüzden TYT, AYT grubunu anlatırken asitliği artırır, yani pH'i düşürür diye anlatıyoruz. Ama biz daha ayrıntılı bilmemiz gerektiği için ne yapıyoruz? Duruma göre değişir diyoruz arkadaşlar. O zaman karboksil grubu için şöyle parantez içerisinde karboksil yazalım. Şuna da amino yazalım. Amino grubu. Arkadaşlar şu kısım, bakın, R haricindeki kısım temel iskeletini oluşturuyor. R sadece arada bir değişiyor diyelim, çeşidini belirliyor. Karboksil nasıl özellik kazandırıyordu? Asit özellik kazandırır. Asit özellik kazandırır. Amino grubu ise baz özellik kazandırır. Baz özellik kazandırır. Asit özellik baz özellikten biraz daha baskın. Yani normalde diyelim ki R'yi saymayın, şu yapı asidik bir özelliğe sahip. Ama R grubuna diyelim ki bir baz özelliği kazandıran bir bileşik bağlandı. O zaman ne yapıyor? Bu amino asit baz özellik gösteriyor. Diyelim ki asit özellik gösteren bir bileşik bağlandı. O zaman da asit özelliği gösteriyor arkadaşlar. Amino asitler bir araya gelirken aralarından bir bağ su çıkarırlar. Bir molekül su çıkarırlar ve peptit bağ oluştururlar arkadaşlar. Onu da yazalım. Aralarında peptit bağı kurarlar. Peptit bağı kurarlar. Bakın şunu unutmayın. Amino asitin kendi yapısında peptit bağı yok. Yani şunlar peptit bağı değil. Farklı bağlar. Karbon bağları arkadaşlar. Ama amino asit iki amino asit yan yana geldiğinde ne kuracak? Peptit bağı kuracak. Peki bu peptit bağını nasıl kuracak? Hemen şurada açıklayalım. Birinci amino asitin karboksil grubu ile, bakın, birinci amino asitin karboksil grubu ile ikinci amino asitin amino grubu arasında bir bağ kuruluyor. Bu bağda su açığa çıkıyor ve peptit bağı oluşuyor arkadaşlar. Peptitleşme bu şekilde. Şöyle açık formülünü yazayım ben size. Bakın şöyle OH karboksili ayırdım. Buradaki aminoyu ayırmayacağım arkadaşlar. Gerek yok. Şurada da R var. Şimdi ikinci amino asitinde karboksili dursun. Başka bir amino asit bağlamayalım oraya. Şurada R var. Şurada hidrojen var. Bunun da şöyle amino grubunu ayıralım. Bakın aminoyu da ayırdık. Ne olacak? Nasıl bağ kuracaklar? Bakın şuradaki oksijenle OH'la şuradaki hidrojen bir araya gelir ve açığa bir molekül su çıkar arkadaşlar. Aralarında da hangi bağ kurulmuş olur? Aralarında da peptit bağı kurulmuş olur. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Kaç tane amino asit varsa bir eksiği kadar su vardır. Bakın iki amino asit var. Bir eksiği kadar, yani bir tane su çıktı. O zaman 100 tane amino asit geliyorsa 100 eksi birden 99 tane ne oluşur? Su oluşur. Hemen yazalım. Birinci amino asidin karboksil grubu ile ikinci amino asidin amino grubu arasında peptit bağı kurulur ve bir molekül su açığa çıkar. O zaman peptit bağı sayısı eşittir su sayısı diyebiliriz. Formülümüz şöyle olur, bakın. N amino asit birleşti. Polipeptit oluştu. Poli çok demekti. Çok sayıda peptit bağı oluştu yani. Artı N eksi 1 su açığa çıktı. Bunun protein olabilmesi için bazı şeylerden geçmesi lazım. Mesela bu düz zincirli yapı arkadaşlar, polipeptit yapı,
tersiyer yapısıdır. Ama kuaternler yapıya yani dördüncü boyuta geldiği zaman artık proteinleşme gerçekleşiyor. Bunları zaten primer sekonder diye oluşum aşamalarını yazacağım. Şimdi arkadaşlar doğada 20 çeşit amino asit vardır. Bu 20 çeşit amino asitten 12 tanesini bizler sentezleyebiliyoruz. Ama geriye kalan 8 tanesini sentezleyemiyoruz. Sentezleyemediğimiz bu amino asitlere biz ne diyoruz? Temel amino asit veya esansiyel amino asit. Bu nerede vardı? Yağ asitlerinde de vardı, değil mi? Canlıların sentezleyemediği, dışarıdan hazır aldığı amino asitlere ne diyoruz? Temel amino asit veya esansiyel amino asit diyoruz. O zaman yazalım. Doğada kaç çeşit amino asit varmış? 20 çeşit amino asit vardır. Amino asit vardır. 8 tanesini hayvanlar sentezleyemez. Hayvanlar sentezleyemez. Dışarıdan hazır alır. Dışarıdan hazır alır. Bunlara temel ya da esansiyel amino asit denir. Amino asit denir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu 8 tane amino asit haricinde, şimdi 8 tanesini zaten kesin dışarıdan hazır alıyoruz. Ama 2 tane daha amino asit var. Bunlardan bir tanesi arginin, bir tanesi de histidin amino asiti. Bunların sentezlenmesi çok uzun sürüyor. O yüzden de ve çok sık kullanıldığı için bunlar da direkt hazır olarak alınabilir. Yani yediğimiz besinlerden direkt hazır olarak alabiliyoruz. O zaman yazalım arginin, şöyle arginin ve histidin. Histidin amino asitleri sık kullanıldığı için sentezi uzun sürer. Sentezi uzun sürer. Bu yüzden hazır alınır. Yani şöyle düşünün. Aslında 8 tanesini sentezleyemiyoruz. Temel amino asit diyoruz bunlara ama bu iki tanesini de keyfimiz öyle istiyor diyelim. O yüzden dışarıdan hazır alıyoruz diyelim. Arkadaşlar amino asitler izomer şekilleri, bakın amino asitler yine bir kapalı formülleri aynı hani olanların izomer şekilleri enantiyomer şeklindedir. Yani sağ sol şeklinde. Nasıl oluyor sağ sol? Mesela diyelim ki burada karboksil grubu sağdaysa diğerinde solda. Hidrojen burada yukarıdaysa diğerinde aşağıda. Bu şekilde arkadaşlar enantiyomer diyorduk onlara da biz. O zaman şöyle diyelim. Amino asitlerin izomer şekilleri enantiyomerdir. Yani bir tarafı sağdayken diğerinde soldadır arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Yani bunu bilmeniz yeterlidir. Enantiyomer dediğimizi bilmeniz yeterlidir arkadaşlar. Şimdi gelelim amino asitlerle ilgili başka bir özelliğe. Arkadaşlar amino asitlerin sentezi pürvik asitten başlıyor. Hani pürvik asit derken vardı ya solunum sonucunda, glikoliz sonucunda pürvik asit oluşuyordu diye. Bu pürvik asit 3 karbonlu bir bileşiktir. Ve arkadaşlar pürvik asitten biz direkt olarak amino asite dönüşüm yapabiliyoruz. Nasıl yapabiliyoruz? İşte karaciğerimizde dediğim gibi işte deaminasyon neydi? Amino asitin parçalanmasıydı ama aminasyon ne? Amino asitin oluşumudur. Bu şekilde üretebiliyoruz arkadaşlar. Amin grubunu eklediğimiz zaman pürvik aside ne oluyor? Amino asit elde etmiş oluyoruz. O zaman şöyle yazalım. Pürvik aside amin grubu. Şurada amino grubu dedik ya, o grup. Amin grubu eklenince amino asit oluşur. Amino asit oluşur arkadaşlar. Bunu yapan peki hangi enzimdir? Amino transferaz enzimidir. Belki karşınıza çıkabilir. Amino transferaz enzimi yine notlarımız arasında dursun. Hani çıkarsa zaten aslında isminden de çıkarabiliriz arkadaşlar. Amini transfer eden anlamında aklınızda tutabilirsiniz.
Evet, amino asitlerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Videomuz da bayağı uzun oldu. Burada keselim ama son bir not yazdıracağım arkadaşlar. Hani şu asitlik bazlık olayı var ya. Bunu bir yazalım. Yine notlarımız arasında bulunsun. Çünkü bir sürü konu öğreneceğiz. Hani unutabiliriz. Arada gelip döner bakarız. Şöyle diyelim. Amino asitler asit ya da baz özelliği gösterebilir. Gösterebilir. Bu yüzden protein hidrolizi sonucunda bazı cümleleri kafamdan yazıyorum. Bazılarını burada notlarım var, oradan bakıyorum. Böyle kafamdan yazdıklarım birazcık şey olabilir. Hani bağlantısız gibi görünebilir ama okuyunca anlayacaksınız. Bu yüzden protein hidrolizi sonucunda her zaman pH düşmeyebilir. Yani arkadaşlar her zaman asitlik artmayabilir. Her zaman asit özelliği göstermeyebilir. Evet, bu şekilde bu videoyu burada sonlandıralım. Protein çeşitlerine bakacağız. Proteinlerin işte yapısına bakacağız. Yapısı dediğimiz primer yapısı, sekonder yapısı, bunlara bakacağız. Daha sonra da proteinlerle ilgili, o çeşitleriyle ilgili bilgi verip proteinleri bitireceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.